inanamıyorum bu Nermin'e ya. O katil kocasını eve almış. Hadi canım. Hayır tamam biliyorum aşkın gözü kör de kulağı da mı sar? Onca şey söylendi bu adam için. İnsan bir korkar korkar. Yasemin'cim haklısın. Ama olaya bir de Nermin açısından bakmak lazım. Evet yani bak şimdi Elif'in de dediği gibi. Sen nasıl ki Sinan'a konduramıyorsun katilliği. E o da kocasını konduramıyor Yasemin. Hele bir de polisler alıp Sinan'ı götürünce demek ki fikri değişti. Benim fikrim değişmedi ama. Değişmeyecek tezel iş. Çünkü benim çok önemli bir belgem var. Ben bu herifle ilgili ne bildim biliyor musunuz? Bayağı gençken akıl hastanesinde yatmış. Tımarhanede yani bildiğin deli bu. Sen emin misin? Ya delil var diyorum delil. Yasemin sen nereden buldun bunu? Gizlice muayenehanesine girdim. Allah tarafından karşıma çıktı bu da. Gizlice. Pes. Vallahi pes sana diyecek lafım yok artık. Hayatım bir de akıl hastanesine herkes girip çıkıyor bir şey demek değil ki. Yani adamın katil olduğunu hiç göstermez. Ya benim sizi inandırmam için ne yapmam lazım? Adam kayıtlı kuyutlu katil diyorum size. Ben size söylemedim ya. Bugün benim için çok önemli. Hani eski çalıştığım yer vardı ya, onun sahibi Tarık Bey yeni bir ajans açmış. Ben öğleden sonra bayağı iş görüşmesine gidiyorum. Ne diyorsun? Hadi hayırlısı ya. İnşallah. Biz kalkalım şimdi. Senin hazırlığın falan vardır. Tamam kalkalım. Yasemin. Ne olur bazı şeyleri oluruna bırak. Kesinlikle. Bak adamın muayenehanesine falan gizlice giriyorsun. Neme lazım bak kendini tehlikelere atma dikkat et. Ya adam katil diyorum. Sevgilisini öldürmüş. Karısı kayıp. Allah bilir o kadını da nereye gömdü. Siz benim için endişeleneceğinize Nermin için endişelenin. Ay onu da öldürürüm öldürür. Anne. Nereye gidiyorsun? Ben mi? Sen nereye gidiyorsun? Dershaneye. Ya arabayla gidiyorsan beni de bırakır mısın? Aklına ne oldu senin? Bana bak. Annenin doldurduğu o kontürleri Arda denen herifle mi yiyorsun yoksa? Anneciğim, Arda otobüs kullanmıyor. Gitmek istediği yerlere motoruyla gidiyor. Hayır yani sadece arabayla gidiyorsan bırak diyecektim ama. Bu arada sen nereye gidiyorsun? Ben mi? Sinan'a. Ama hani siz babamla bir anlaşma yapmıştınız ya. Sinan abinin yanına gitmeyecektin. O da avukat tuttu. Ha, bundan işte. Sebep bu. Avukat tuttu ya. Ben gidip ona söyleyeceğim. Sonuçta düşünsene avukat gidecek oraya in mi cin mi? Saç çizmeli Mehmet Ağa mı? İnsanlık vazifesine gidiyorum ben. Eyvallah. Kardeş, tanışamadık. Sen neden düştün hapse? Polis birini öldürdüğümü iddia ediyor. İddia ediyor. Sen yapmadın yani. Suçsuzsun değil mi? Aslında bilmiyorum. Bir kaza geçirdim ben. Hafıza gitti bende. Son bir yılı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ayağı yani ha? Yemezler kardeş. Kimseyi inandıramaz. Ben inanıyorum sana. Ah, Kenan. Niye geldin? Niye gelmeyeyim mi? Hayır yok, gel tabii de. Ama niye geldin ya gündüz gündüz? Ne işin var? Yasemin'ciğim şurada yakında bir işim vardı. Gelmişken bir gamzeciğimi göreyim dedim. Kötü mü ettim? Gamzelik saat mi bu? Gamze mi kaldı bu saate? Çocuk dershaneye gitti.
Sen öyle kafana esince babalık yapmak falan nereden çıkıyor? Ne alakası var? Ne alakası var ya? Ben çocuğumun 24 saatini biliyorum. Ben çocuğum teneffüse kaçta çıkıyor, kaçta geliyor, beslenmesini ne zaman yiyor. Ben ders aralarında bile çocuğu arıyorum. Ben bir dakika dakika anayım. Yasemin, artık genç kız oldu. İstersen bu kadar sıkma kızı ha. Ben mi sıkıyorum? Evet. Ben saten bir kumaş gibiyim çocuğumun üzerine. Hem hissettiriyorum kendimi hem de yokmuş gibi. Sen ne beni konuşturuyorsun ya? Yok Gamze mamze, kapalı ev kapalı hadi. Bir dakika, bir dakika. Senin beklediğin güzel bir haber vardır ya. Şu Sinan'ın avukat işi var ya. Ha? Hallettim onu. Avukat buldun mu yani? Evet. İyi mi? İyi mi avukat? İyi mi? İyi ne kelime ya? Sana yemin ediyorum. Böyle tutacak tereyağından kıl çeker gibi alacak onu. Ama verdiğin sözü tutacaksın. Onunla artık görüşmeyeceksin yazık. Ben mi? Evet. Yok canım. Sinan kim bir yerde artık? Hiç alakam yok ki benim onunla. İyi iyi. Nereye gidiyorsun? Bırakayım istersen arabayla. Yok canım. Markete. Nereye gideceğim ben? Evde hiçbir şey kalmamış. Ya bu market için biraz iddialı bir kıyafet değil mi? Rujlar mujlar sürülmüş. Hayırdır? Sana ne ya? Sana ne? Polis misin sen beni sorguya çekiyorsun? Yasemin. Tarlaya mı gidiyorum ya? Şalvar mı giyeyim? He? Tarladan domates salatalık mı topluyorum? Neticede rayona gideceğim, poşete dolduracağım, alacağım gideceğim. Beni meşgul etme. Tamam mı? Benim babam değilsin, kocam değilsin. Hadi git. Nereden tanıyorsun sen beni? Oturduğun mahalleden. Ben hiç hatırlamıyorum seni. Komşu olduğumuzu hatırlamıyor musun? Evlerimiz çok yakındı. Sık sık karşılaşırdık. Ha. İşimiz düşerdi birbirimize. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hiçbir şey. Doktor zamanla hatırlayacağımı söyledi. Öyleyse o zamana kadar senin yanındayım. Bana güvenebilirsin. Sağ ol. Gerçekten avukat mı tuttun sen bana? Evet, hem de en iyi avukatı tuttum. Diyorlar ki onun için pislik gibi insanları böyle ipten çekip alıyormuş. Ha. Pislik gibi derken, ay senin gibi insanlar yani... Senin gibi masumları da tereyağından kıl çeker gibi. Anladım. Sağ ol. Şu işler bittiğinde yaptığın tüm masrafları ödeyeceğim sana. Sen bir çık. Benim değil. Emel hakkında o kadar kötü şeyler söyledi ki. Oysa sen hala benim için çabalıyorsun. Ha. Ama ben bir daha gelemeyeceğim. Neden? Haklısın tabii. Yani... Sana o kadar kötü davrandıktan sonra benimki de sorumu. Haklısın, özür dilerim. Hayır, hayır, özür dileme. Seninle ilgili değil ki. Gamze yüzünden. Gamze. Gamze üniversite sınavına hazırlanıyor biliyorsun. Ben çalıştırıyorum onu. Sen mi çalıştırıyorsun? Ben. Ama önce benim çalışmam lazım. Çünkü liseden beri unuttum ben bilgileri. Türev, denklem, dandana kan, savaş. Onları bir önce benim çalışmam gerekiyor, sonra onu anlatıyorum. Görüşme süresi dolmuştur. Ziyaretçiler dışarı. Tamam. Sen böyle apar topar çıktın ya. Senin üstün başın var mı başka? Gerek yok, idare ederim. Hayır, ben gerçekten sana alıp gelirim. Hayır. Yorulma bir daha buraya kadar. Tamam. Ziyaretçiler dışarı. Tamam, bir dakika. Sinan. Senin suçsuzluğun gerçekten ortaya çıkacak mahkemeye çıktığında. Ben çok iyi biliyorum. Üzülme, tamam mı? Sağ ol. Sinan bir tek bana güveniyor. Ben de burada oturmuş dikiş mi dikiyorum? Gerçek katil de sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya dolansın dursun. Alo.
Alo. Merhaba Cemal Beyciğim. Ben Yasemin Anday. Zeliş'in arkadaşı. Buyurun Yasemin. Ben size bir şey danışmak istiyorum. Diyelim ki biz katilin ipliğini pazara çıkacak bir şey bulduk. O zaman Sinan kurtulur mu? Yani kurtulur ama nasıl bir belge bu? Bayağı resmi bir belge. Böyle mühürlü, antetli. Gerçek katil deliymiş. Yoksa şüphelendiğiniz biri mi var? Hayır, benim yok. Benim yok. Ama bir arkadaş şüpheleniyor. Bir arkadaşın şüpheleri var. Ama emin. Ne yapmak lazım? Hemen polise gitmek lazım Yasemin Hanım. O zaman ben arkadaşa söyleyeyim, o polise gitsin. Bir şey soracağım, son bir soru soracağım. Şimdi polis demez mi ya bu arkadaşa? Arkadaş, sen nereden buldun bu belgeleri diye? Mutlaka der. Belki de birinci dereceden delildir. Birinci? Kesinlikle birinci derece bir delil bu. O zaman tamam, ben bu arkadaşa söyleyeyim. Dikkat etsin o, değil mi? Evet Yasemin. Tamam, çok teşekkür ederim. Zahmet verdim, sağ olun. Rica ederim. Ne yapacaksın şimdi arkadaş? Alo. Memur bey merhabalar. Ben Galina Hanım'ın cinayetiyle ilgili aradım. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Bir dakika bağlıyorum. Tamam. Efendim? Alo. Merhabalar. Ben Galina Hanım'ın cinayetiyle ilgili bir ihbarda bulunmak istiyordum. Az önce de söyledim. Yazıyor musunuz? Altay Acar. Altay Acar cinayeti işleyen kişinin adıdır. Bu adam doktordur, diş doktoru. Ve bu adamla Galina Hanım'ın bir ilişkisi var. Bayağı dost hayatı ilişkiyormuş bu ikisi. Bakın, sizin elinizde Sinan Kalyoncu diye bir adam var. Asla, zinhar, suçsuz adam, tanımıyor bile bu kadını. Bunların ikisi yakın ilişkide. İyi de hanımefendi, Altay Acar Naşi Mork'ta gördü, tanımadığını ifade etti. Hem tanıyormuş gibi bir hali yoktu zaten. Beyefendi, yani Galina Hanım'ı ben öldürdüm, çok teşekkür ederim memur bey diye kucağınıza atlayacak hali yoktu. Tabii ki intihar edecek, tabii ki örtbas edecek. Niye? Katil o çünkü. Siz kimsiniz, isminizi alabilir miyim? Ben sorumlu bir vatandaş. Memur bey, bir saniye. Çok küçük, bekletiyorum sizi, bir dakika. Bir saniye. Alo, Nermin? Yasemin, müsait miydin? Bir saniye bekler misin beni? Bir saniye. Alo, memur bey, çok önemli bir gelişme olmak üzere. Altay Acar'la ilgili belki... Çok bir gelin, bir dakika. Bekleyin beni, tamam mı? Alo, Nermin? Yasemin'cim, ben kavga ettiğimiz için kendimi çok kötü hissediyorum. Artık birbirimizden özür dilemenin zamanı geldi sanırım. Bence de yani... Gerçekten ben de aynısını düşünüyorum seninle. Ne kadar saçma bir şey ya. Dost dosta küser mi Nermin, Allah aşkına? Yasemin, yarın akşam bana yemeğe gelir misin? Yarın mı? Gelirim. Sen bana gel de koşa koşa gelirim. Yarın akşam 7'de bende. Görüşmek üzere. Tamam. Nermin. Nermin, sen benim kıymetlimsin, biliyorsun değil mi? Sen de benim için çok kıymetlisin Yasemin. Yarın görüşmek üzere. Tamam canım. Tamam. Alo? Alo memur bey. Memur bey, tekrar ediyorum. Bakın, Altay Acar bir sene akıl hastanesinde yatmış. Çok tehlikeli, gerçekten çok tehlikeli. Alo. Yasemin? Sen misin? Adam düpedüz katil. Baksana, tanıdı beni hemen. Kendisini ihbar ettiğimi anladı mı acaba? Kesin anladı. Yandım. Yasemin, ne bu hal? Tanıyamadım seni. Yo, çok da güzel tanıdın. Maşallah kartal gibi gözün varmış senin de. Nermin akşam için seni yemeğe davet edeceğini söyledi. Geleceksin değil mi? Allah Allah. Bu da mı olacak yemekte? Demek Nermin önce benden özür dileyecek. Sonra da bunun kuyruğuna tenekeyi bağlayıp kovalayacak. Yasemin, sen iyi misin? Niye iyi olmayayım ki ben? Benim iyi olmamam için bir sebep var mı?
Nermin beni yemeğe çağırsa ben koşa koşa gelirim. Sen biliyor musun bizim Nermin'le çok yakın arkadaş olduğumuzu? Bayağı biz kardeşten öteyiz onunla. Bizim aramıza ne Karaçalılar, ne vahşi kişiler girmeye çalıştı da asla muvaffak olamadılar. Ne güzel. Gerçek dostluklar böyledir işte. Baltayı vurdukça yeşeren ağaçlar gibi. Büyüdükçe büyür. Balta? Anne? Gamze? Gamze? Anne ne oluyor? Sus, tek kelime etme. Bu katilin yanında tek kelime et. Seriş bak bakayım, bir eksik gedik var mı? Ay Allah seni bildiği gibi yapsın Yasemin. Bu ne böyle? Röpte şambırla mı dolaştıracaksın adamı koğuşta Yasemin sen? Seriş nesi var bunun ya? Aa, nasıl olsa çıkacak oradan. O zaman da giyer şık şık. Fena mı bu? Hı? Bak, ben senin umutlarını falan kırmak istemiyorum ama bu adamı cinayetten aldılar içeri Yasemin. Öyle kolay kolay bırakmazlar. Ya Zeliş, niye böyle söylüyorsun sen? Allah bilir ne zaman çıkacağını. Sonra Mert biri çıkar, fikri hür, vicdanı hür biri. Kardeşim Derya, sen yaptın bunu. Polise ihbar eder, katil çıkar ortaya. Ya sen Allah aşkına şunlara bak şimdi, tamam mı? Her şey hazır mı? Bir bak, eksik gedik var mı? Tamam. 10 çift çorap aldım, tamam mı? Diş fırçası, diş macunu, sonra bunu aldım. Sabun aldım, şampuan aldım. Ay Yasemin, bunlar ne böyle? Bundan başka çamaşır yok muydu doncuda da bunu aldım böyle bebek donu gibi Allah aşkına? Ya Zeliş, nesi var bunun ya? Şirin şirin benim hoşuma gitti. Ama sen dedin don temel ihtiyaç malzemesi diye, ben almayacaktım ki zaten. Tamam tamam, çok iyi yapmışsın. Sarmalar, börekler filan. Sinan söz konusu olunca da hiç zahmetten kaçınmıyoruz bakıyorum. Ya ama kimsesi yok onu, biliyor musun? Annesinin daha haberi yok içeride olduğundan. Ya ben istiyorum ki hiç bir eksiği gediği olmasın. Tamam canım, tamam. De bir şey çok merak ediyorum. Bunları ben mi yaptım diyeceksin. Böyle mi diyorsun? Ben acaba onları tavaya koyup yakayım mı altına? Yok ya, hasta olur bir de Sinan. Aman, aman Sinan'ın hasta olmasın da ne olursa olsun. Hadi bunlar hepsi pek bir güzel olmuş. Şunları bir toparlayalım artık. Hadi tamam canım. Sen bu çamaşırları şu tarafa kat da ben çorapları alayım. Temiz çamaşır getirdim sana. Yani giysi, sabun. Sonra börek yaptım, bu arkadaşlara verdim. Sonra arkadaşlarınızla birlikte yersiniz. Sağ ol. Bir daha gelmeyeceğim demiştin. Bir daha gelmeyeceğim dedim ama sen içeride gamlı baykuş gibi üzülme diye sana bir haberim var. Davayla ilgili bir gelişme mi oldu? Öldürdüm. Galina'yı öldürdüğünü buldum avucumun içinde. Ne diyorsun sen Yasemin? Ya avucumun içinde derken ihbar ettim polise ben. Kimmiş? Düşünme, hiç önemli değil bu. Saçmalama Yasemin, ben sabahtan akşama kadar bunu düşünüyorum burada. Kimmiş? Katiyen söyleyemem. Yasemin. Ya lütfen ısrar etme ne olur. Her şeyin bir sırası var. Senin iyiliğin için inan sen bana. Peki. Ben burada düşüne düşüne neredeyse kendimi katil olduğuma inandıracaktım. Sağ ol. Ben sana bunu yapanı bir yakalarsan var ya, kafasını kıracağım. Sakın. Sakın. Sen elinden geleni yaptın. Üstelik seni. Hatırlayamayan biri için. Ben gideyim artık. Müjdemi verdim, görevimi yaptım. Yavrum, ben Nermin teyzenlere gidiyorum. Bak anahtarı da aldım. Kapıyı kimseye açma. Tamam anne. Şu Nermin benden bir özür dilesin de. Bu kim ya?
Merhaba Yasemin abla. Merhaba canım. Şey soracaktım. Sinan abi, ya babamla ilgili bir şey biliyor musun? Nasılmış? Yani Mert'cim, bir insan hapishanede nasıl olursa öyle. Vallahi bir sürü itin uğursuzun arasında. Ama iyi iyi, hiç merak etme. Ben temel ihtiyaçları, gıda olsun, giyecek olsun hepsini tamam ettim. Ya çok sürer mi orada kalması? Hayır, katiyen kalmaz. Ben çok iyi bir avukat buldum. Bir de polisi soktum devreye. Bugün yarın katil bulunacak kesin. Kim olduğu belli mi? Belli. Kim? Ama sen kafayı yorma sakın. Bunları kafandan at, tamam mı? Ben şimdi Nermin teyzene gidiyorum. Bu da gazılık bir parçası. Aa, düşünme sen. At kafandan. Rahat ol, tamam mı? Ya çok sağ ol Yasemin abla ya. Vallahi sen de olmasan... Yavrum, ben yardım etmeyeceğim de kim yardım edecek Allah aşkına? Şey, Gamze'ye de mi? Gamze? Vallahi Gamze'nin varlığıyla yokluğu bir... Yani evde ama... Ben hiç görmedim onu. Kafasını dersten kaldırmıyor yavrucak. Neyse, o zaman ben gideyim. Aa, Mert. Merhaba, ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gelsene içeri, biraz konuşalım. Yavrum, sen ne ara derslerini hafiflettin de kapılara koşturuyorsun? Ya anneciğim, 2,5 saattir çalışıyorum yani. Biraz mola vereyim istersen. Hem sen Nermin teyzeye gitmeyecek miydin? Gideceğim de ikiniz tek başınıza evde... Aç bir ilaç. Nasıl aç bir ilaç bırakayım ki çocuklar size? Evde hiçbir şey yok. Ha, siz ikiniz el ele tutuşun. Yok, el ele tutuşmayın. İkiniz kardeş kardeş. Bakkalın yolunu tutun. Orada gofretti, cipsi alın. Efil efil bahçede yiyiverin hadi. Bahçede? He. Anne, hava buz gibi. Evde oturup yemek varken niye bahçede yiyoruz anlamadım. Yavrum, gencecik kişilersiniz. Buz gibi size ne yapar? Oksijen alın biraz. Ama sen yine de içtik var ya, hani bir de buraya kadar gelen bir boğazlığın var. Onu giy, bir de yün paltonu şuraya kadar çek. Şey, Gamze, ben teşekkür ederim. Yasemin abla, ben gideyim. Teyzem merak eder. Kalsaydın çocuğum. Yok, ben gideyim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bu çocuğun idrak gücü çok yüksek. Vallahi bak, bir lafımla vın gitti. Tamamdır bu çocuk. Senin gibi havai değil ha. Hadi ben gittim. Arzu. Beklettiğim için kusura bakma. Misafirlerin hepsinin gelmesini bekledim de. Hiç önemli değil Nermin'ciğim. Benim senden küçük bir ricam daha olacak. Tabii. Şimdi arkadaşlarım Galina olayını açarlarsa böyle gereksiz ayrıntılara yer vermeyelim, ne olur. Yani sen geldin, iyisin. Aramızda bir problem yok. Anladım, hiç merak etme. Altay'ın beni öldürmediğini bilsinler yeter. Sonuçta yaşıyorsun. Altay seni öldürmedi. Ben seni çağıracağım. Tamam. Bugün bir misafirimiz daha var. Sizi onunla tanıştırmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Umarım siz de onunla tanışmaktan dolayı büyük mutluluk duyarsınız benim gibi. Arzu, gelir misin lütfen? Merhabalar. Merhaba. Arzu, Altay'ın eski eşi. Yasemin'cim helal. Ne zaman istersen söylediklerin için benden özür dileyebilirsin. Sizi epey bir merak etmişler Arzu Hanım. Bu kadar zamandır neredeydiniz böyle? Antalya'da, halamın yanındaydım. Kafa dinlemek istedim bir süre. Neyi düşünmüşsünüz? Buralara da bir haber gönderseydiniz de ortalık fazla karışmasaydı. Ya duydum. Ortalık bayağı bir karışmış. Altay'ın beni öldürdüğünü zannedenler bile var. İnanılır gibi değil. Ya gerçekten inanılır gibi değil. Bazı insanların nedense kafası sadece fesatlığa çalışıyor. Ben bir sandalye getireyim sana. Hayatım, ben alırım. Sen zahmet etme. Teşekkür ederim canım. Vay Nermin, görüyor musun ne planlar yapmış ama. Ama kadını görünce var ya, dudağım uçukladı. Yani resmen sen benim kocamı katil diye mi suçladın, al sana dedi. Ya adamın karısı sağ olabilir ama sevgilisinin öldüğünü siz de çabuk unuttunuz. Ay biz unuttuk, bir de sen unutuversen şunu. Ben unutayım da Sinan hapislerde çürüsün değil mi? Yasemin, bak ben seni anlıyorum. Sen Sinan'ı aklamaya çalışıyorsun ama bu başkalarını suçlayarak olmaz.
Bana bak. Söz ver bana. Bundan sonra burnunu sokmayacaksın. Yasemin. Ay aması falan yok. Karışma. Karışmıyorum ya. Ben bir şeye karışmıyorum artık. Hadi, hadi şu tatlıyı içeri götür. Hadi. Hadi içeri gidelim. Hadi. Hayrola memur bey? Akşam akşam böyle. İyi akşamlar. Altay Bey'le görüşebilir miyiz acaba? Altay evde değil. Söyleyeyim ben kendisine söylerim, iletirim. Hayatım, kimmiş gelen? Namin Hanım, izin verir misiniz? İyi akşamlar. Altay Bey. Buyurun memur bey. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Hayırdır? Size daha önce morgda gösterdiğimiz cesetle ilgili birkaç soru soracağız. Neden? O kadınla bir alakam olmadığını daha önce belirtmiştim. Bakın Altay Bey. Ölmeden önce o kadınla ilişkiniz olduğunu biliyoruz. Bunu da nereden çıkardınız? Hakkınızda bir ihbar aldık. Yasemin. Yasemin sen nasıl yaparsın bunu? Ben yemin ederim ben bu akşam geleceklerini bilmiyordum ki. Memur bey, eski karımı öldürmekte de suçlanmıştım. Bakın, o burada ve sağ. Yani o konuda bir korkum olmadığı gibi bu konuda da korkulacak bir şeyim yok. Peki, şimdi gidebilir miyiz? Elbette. Yalnız izninizle. Olup bitenler için gerçekten çok üzgünüm. Lütfen hepiniz rahatınıza bakın. Olur mu? Nermin'cim, ben memur beylerle gideyim. Hemen döneceğim. Sakın endişelenme. Sen misafirlerimizle ilgilen, tamam mı? Buyurun gidebiliriz. Yasemin sen çıldırmış olmalısın. Kocamı ihbar ettin. Evime polis geldi. Nermin yemin ederim sen hiçbir şey söylemediğin için. Sonuçta Altay'ın o kadınla bir ilişkisi olduğunu polisin de bilmesi gerekmiyor mu? Sen benim arkadaşımdın. Ben sana bir sırrımı açıkladım. Nermin gerçekten bak Sinan suçsuz. Ben eminim bundan. Arzu da öldü demiştin. Ondan da emindin. Sinan senin adını bile bilmiyor. Ne çabuk harcadın beni. Kızlar bir sakin olalım mı? Nermin. Çabuk çık git böyle. Çabuk çık git evimden. Nermin Allah'ını seversen sakin. Çabuk diyorum sana. Nermin ne olur böyle söyleme. Bak çok fena oluyorum. Tamam bana kızdın haklısın ama bunca yıllık arkadaşlığımız var. Hangi arkadaşlık? Ha, hangi arkadaşlık? Olmaz olsun senin arkadaşlığın. Çabuk çık git. Antalya demiştiniz değil mi? Yazın çok sıcak oluyor oralar. Kışın da böyle yağmur çok yağarmış öyle diyorlar. Yasemin! Yasemin dur bir dakika. Sen de bana kızıyorsun değil mi? Kız ama ben bunu yapmaya mecburdum. Ben sana kızmıyorum Yasemin. Ama biraz laf dinleme tatlım. Ama sen bugün hapishanede Sinan'ın o halini görseydin var ya. Hapishane mi? Kenan ya. Sessiz sessiz geliyorsun gecenin bir köründe ödümüzü patlattın ya. Bir dakika bir dakika. Sen yine bugün Sinan'ın yanına mı gittin hapishaneye? Sen nereden çıktın şimdi? Gamze şarj cihazını unutmuş onu getirmiştim. Sonra getireydin. Şart mıydı gece gece? Yasemin konuyu değiştirme ya. Sen yine bugün Sinan'ın yanına mı gittin hapishaneye ya? Yemin ederim ben avukatı söylemek için. İnsaniyet namına. Yasemin biz seninle bir anlaşma yaptık ve daha ilk günden bozdun. Ne anlaşması ya? Ya sen benim halimi görmüyor musun? Nermin beni evinden kovdu. Defol git evimden sen benim arkadaşım değilsin dedi. Sırası mı şimdi bunları söylemenin? Nermin kesinlikle haklıdır ya. Bir söz vermiş tutmamışsındır sen. Yasemin madem anlaşmayı bozdun sonucuna da katlanırsın tamam mı? Ne diyor bu ya? Ne sözü ne anlaşması?
Bize Eliş bana dedi ki, ben dedi Sinan'a avukat tutacağım tamam ama bir şartım var dedi. Ne dedim? Bir daha hiç Sinan'ı görmeyeceksin. Ben de kabul dedim. Ama sözümü tutamadım ki. Ya Yasemin, sen ne işler açıyorsun bu Sinan yüzünden başına ya? Ben çok seviyorum onu. Ne yapayım, ben Sinan'ı çok seviyorum. Aşk işte, aşk. Aşk. Sen nelere kadirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.